Okay, so we were studying complex matrices. Let me remind you the definitions. So if you start with an n by n complex matrix, then we say that it is normal. A normal matrix should satisfy this equation, A times A star, which is conjugate transpose, should be equal to A star times A. And we immediately prove that normal matrices are diagonalizable by looking at it as minimal polynomial. And then we define Hermitian matrices. And it is, so such matrices should satisfy this equation. A must be equal to this conjugate transpose, and skew Hermitian, where A, this time A star will be equal to negative of A. A. And then we define A to be a positive matrix if it is equal to B times B star. Okay, and then all these matrices are diagonalizable. We are working now all the complex numbers. Let us start with a new definition. We are going to say that, so let us introduce unitary matrices. Unitary matrices. Okay, so now this time conjugate transpose should be equal to the inverse of A. A times A star, these are square matrices, so A times A star is equal to the identity matrix, means that A star times A is also equal to the identity matrix, and immediately unitary matrices are normal matrices, so these matrices are all diagonalizable. Unitary matrices are diagonalizable. Unitary matrices are normal matrices hence they should also, they are also diagonalizable. Okay. Tamam. Okay. Now let us answer this question. What can we say? What can we say about the eigenvalues? About the eigenvalues of a Hermitian unitary and positive matrices. Okay. Now let us also recall this. Recall that C
is an eigenvalue. C is an eigenvalue of A with A times X. X is the corresponding eigenvector CX. X is an eigenvector, so it will be a non-zero vector. So this is equivalent to saying that X is equal to C bar X. Okay. So I think we did this before. Bakayım, bir şey dedik mi? Yes. If C is an eigenvector of A, then C bar is an eigenvalue of A star. Tamam? Then we have this problem. Okay, now here is an answer to this question. Theorem. Again, we are going to start with a complex and Bayan matrix. And C is an eigenvalue of A with A times X is equal to C times X. One, if A star is equal to A, that is, if A is Hermitian, if A is Hermitian, then we will have C bar is equal to C. So equivalently, so you can also let me, that is, i.e. A Hermitian implies eigenvalues are real numbers. Eigenvalues are real numbers. Tamam. So if you have a Hermitian matrix, then its eigenvalues should be real numbers. It was one. Part two, if A star conjugate transpose is equal to negative of A, if A is Q Hermitian, then this will imply C bar is equal to minus C. Minus C, again, let me write that is A skew Hermitian implies eigenvalues are pure imaginary three. If A star A times A star is equal to identity, A times A star is equal to identity, namely if R matrix is a Euclidean matrix, then C times C C times C bar should be equal to one. That is a unitary
Now, what is C? So C is a complex number. C times C bar gives you the length, norm, magnitude of C. So eigenvalues of a unitary matrix must lie on the unit circle. Unitary, a unitary implies C is eigenvalues are on the unit circle. Tamam. Part 4, now we are going to consider positive matrices. A, and of course, when we say A is positive, actual definition was A is equal to B times B star, where B is an invertible matrix. So determinant of B is non-zero. So let me emphasize this here at least. If A is equal to B times B star, the determinant of B non-zero, with determinant of B not equal to zero, then, then C is equal to B times B bar for some non-zero, zero complex number B. So let us also try to explain this a little bit more. Eigenvalues of positive matrices are, actually, if you take a complex number and multiply this with its conjugate, then this will be okay. We are going to, so B is non-zero, so this will be a positive real number. So eigenvalues of positive matrices are positive real numbers. Positive real numbers. Okay. So let us see. Nereden çıkartacağım ama. Proof. So let us start from part one. So let us say that C, okay, this is our A times X is equal to C times X. X is an eigenvector. X is a non-zero vector here. In part A, we were assuming that A is Hermitian. That is, A is equal to A star, AX is equal to A star X. But we know that A star X, because if X is an eigenvector for A corresponding to the eigenvalue C, same X is an eigenvector for A star, this star corresponding to the eigenvalue C bar. Tamam. Now,
if you have this equality, then A star X should give you C bar X. So C X is equal to C bar X. These together should imply C minus C conjugate times X. This is a complex number, a vector is zero. So this could only happen C minus C bar is equal to zero. So C is equal to C bar. This implies that C is a real number. Tamam. Good. Now, part two. In part two, we are going to assume that A, so that means A is skew Hermitian. A star is equal to negative of A. Good. Okay, let me write these equalities one more time. A times X is equal to CX. C is an eigenvalue for A. X is a corresponding eigenvector. A star times X. So we did this before. Then we should have C bar X. But now we know that A star is equal to negative X. A star X is equal to negative A times X. But negative A times X is CX, so minus C times X here. And this time, they are going to imply that C plus C bar times X is equal to zero. And then this should imply C is equal to minus C bar. So C is pure imaginary. Tamam. Now part three, we will look at eigenvalues of a unitary matrix. Part three. So we start with this equality. A times A star is equal to the identity matrix. Now let us look at this expression. A times A star times X. This should be equal to identity matrix times the vector X. Şöyle başlayayım, özür. A times A star, so you can also take it like this, A star times A. A and A star are inverses of each other. So I'm going to start with this expression. Tam ilk önce C'yi kurdum. Okay, so this part, now we are assuming that C is an eigenvalue for A, so it is A star times C X is equal to X here. So you may think that this is an n by n matrix. This is a scalar. This is an n by one matrix. So you can write this equation in this way. But now we are working with the same non-zero vector. So this tells you that C times C bar X is equal to X. Here I am using that X is an eigenvector corresponding to the eigenvalue C bar. Whenever C is an eigenvalue for A. Okay. So from here, you should immediately imply, this should immediately tell you, okay, şöyle yazayım. Imply. X is equal to zero.
And let me emphasize one more time, x is not equal to zero. So c times c bar is equal to one. So this tells you that you should consider complex numbers as vectors on R2. They should lie on the unit circle. Good. Okay. Now, let us assume that now A is a positive matrix. Part four. A is a positive matrix for part four. A is a positive matrix. So A is equal to B times B star. Determinant of B is non-zero. B is an invertible matrix. Now, let us start with this equation. A times X. So A is equal to B times B star. So this is, and now we always start like this. C is an eigenvalue for A. X is a corresponding eigenvector. So A is equal to B times B star. So I just write A here and then X. Now we are introducing the C. C is an eigenvalue. Now here, what can you say about this C? C is a real number, Anar. Why? Evet Anar. Ben bunu da fayda diyecektim. The A, all positive matrices are good. Nice. Positive matrices, are they Hermitian? Positive matrices. Hermitian tanımı neydi Belgin? Belgin şimdi kafada dif konuları olduğu için hiçbir şey düşünmüyor. Aman bir yerleri bir işe girerse öbürleri düşer öbür tarafta. Ben de öyle dedim. Ha? A star A'ya eşit. A star A'ya eşit. A star A'ya eşit. Çok güzel. Hangi A star is equal to A. So every positive matrix in particular is a Hermitian matrix. Because A is of this form. Tamam mı? What is A star? B times B star. Tamam. So for positive matrix, positive matrices are Hermitian matrices. So their eigenvalues must be real numbers. This is what we have just proved. Tamam. C is a real number. Let me write an explanation here. A is equal to B times B star. So A star is, now take the star, take the conjugate transpose of the right hand side, then it will be B star star, which is B times B star. So positive matrices are Hermitian. Hence, their eigenvalues are real numbers. Tamam. Now, this is because A positive matrix in particular, a Hermitian matrix, C is an eigenvalue. We have just proved that eigenvalues of Hermitian matrix are real numbers. Very good.
Okay, okay. Tamam. Tamam, onu yazdım. Very good, very good. Now, şöyle yapayım. Multiply both sides with... So, this is a vector, n by 1 matrix. X star, 1 by n matrix. Tamam. X... Çok yaşa. Adınız neydi? Kerem Pelin. Teşekkür ederim. Evet, şuna bakalım. X star C X. Tamam. Good. Now let us look at this expression. X star. Now A is a positive matrix. Let me write it in this way. B times B star times X is equal to C times X star times X. Again, assume that these are matrices. This is a scalar. So you can take this out. Actually, this is a 1 by n matrix, n by 1 matrix. This will again be a scalar. Tamam mı? And keep this in mind. X is a non-zero vector. Yakaladım. Evet, tamam. Now let us see it in this way. So this is B X. Şimdi B X diğerde bir tane starı bulabilmem lazım. B X star kim oldu mu? B B star şöyle yazmışım. B X yine böyle yazdım. X star B B X star çarpı yine böyle yazmışım. Bu bir anlam ifade ediyor mu? Yok. Lan ne yazdım ben buraya? BB star. Bunu bir daha söyle. Çünkü definition olarak çoğu kitapta zaten bir star bir kullanıyor. Şimdi benim burada sınıfın önünde bunu söylemem çok enteresan olur. Oğlum öyle şey nasıl diyeyim? Bir dakika ben de öyle bir şey yazmışım. Bir dakika buraya ne yazmışım? Bu X star B, B star X. Buna şöyle demişim. Evet öyle yazmışım. B X'in starı. X star B star. B B star. Ha. Evet ha şöyle bir açıklama yazmışım. Bakayım bir dakika. Şimdi sizi ikna edebilecektim. Şuraya geri döneceğiz. Şöyle bir şey yazmışım. Anır'ın dediğini yazmışım. Şöyle yapalım. If BB star is equal to C star C. Tamam. BB star bu anca şey demişim. B
biz yani ben şey demişim. Ay açıklayamadım. B times B star is equal to B star B. Bunu nasıl açıklama yazabiliriz? Nasıl söyleyebiliriz? B B star B star B'ye eşit. Determinant sıfırdan farklı. Bunu nasıl açıklama yapabiliriz? B B star A eşit, A A star eşit. Tamam da onu starını alınca şu, bu bunlar birbirine eşit mi? Her zaman mı? Yani dönüşüm olmuyor zaten. No. BB star star. BB star. Tamam. Tamam oradan bu çıkıyor mu? Oradan çıkmıyor. Evet. Sen diyorsun ki zaten pozitifin tanımını BB star de B star B diyalı herhalde aynıdır. Oradaki mantık. Şimdi benim bunu burada öyle söylemem. Ben de bunlar birbirine eşit diye almışım. Bir dakika buna bir açıklama yapmamız lazım. Ne söyleyebiliriz? Evet. A normal. A normal ne demek? A normal. A ile A star'ın çarpımı A star'la A'nın çarpımına eşit. Şimdi tamam. Bunu ben bir düşüneyim nasıl olsa bir ara oluyor. Tamam mı? İkinci ders bununla ilgili bir şey söylemezsem bilin ki daha çözemedim. Bu doğru açıklamasını düşüneceğim. Tamam. Bunun doğru olduğunu sebebini bilmemekle beraber doğru. Evet. Matrislerde de aynısı oluyordur. Özünde onu diyeceksin. Yalnız kompleks sayılarda çarpma komütatif. Matrislerde şimdi bunu düşünelim. Öyle bir şeyleri tamam. Siz öğrenciler düşünmekte çok haklısınız. Benim buradan alenen söylemem daha farklı bir olay. Evet. Ama şu yani ben notlarda burada eşittir diye yazmışım. Ama ne düşünerek yazdım hatırlamıyorum. Şu an düşündüğüm neyi düşünerek yazdım. Tamam. So, şöyle diyelim. Bir dakika bir ispatım gelelim. Şu, şöyle bir şey var. Şurada şunu kullanıyoruz. B, B star Z kutu B star B. Bunu kullanıyoruz. Ben çok basit bir şeyse hiç de aklıma gelmedi. Çok. Tamam. Bir saniye. Tamam. Şimdi bir dakika. O zaman diyorum ki bu bir adım daha izim. Şimdi iyice gerildim. O zaman bunu şöyle yazıyorum. X star şunu kullanarak X star B star B B X C, X, star, X. Dolayısıyla da buna B, X, star, çarpı B, X, eşittir C, X, star, X diye yazdım. Buraya kadar tamam mıyız? Ufak bir kılçık bir durum var. Ama onun haricinde tamam. Ona açıklık getirirsek burası tamam. Tamam mıyız? Dear Bergin. Ha, şimdi yukarıya bir yazdım zaten. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Let Bx is equal to y. B is an ambient matrix, so Bx is equal to y, another vector. So what we have seen now is C
I am going to write the right hand side first. C x star x is equal to y star times y. Tamam. And okay, here what we know is x is a non-zero vector. X is not equal to the zero vector. Determinant of B is not equal to zero. B is an invertible matrix. B is an n by n invertible matrix. X is a non-zero vector. So these together will tell you that y cannot be the zero vector. You can convince yourselves like this. You may assume that B is representing a linear operator. Actually, since the determinant of B is not equal to zero, B gives you an isomorphism. So it cannot send a non-zero vector to the zero vector. So the image of a non-zero vector should be non-zero. Doluk? Tamam mı? Peki. So y is non-zero. This also implies it is, so this is n by 1 by n, take the transpose, then conjugate, so this is not equal to zero. Now let us also look at this. We did this before, y star times y. Now this time y is a non-zero vector. Y star times y should be a real number, should be a real number, and it should be a non-zero real number. So this is in r minus zero. Okay. So here we have c is equal to y star times y, a non-zero, since y is not equal to zero, y star times y is a non-zero positive real number. Evet. Good. Positive real number. Belki de yani şöyle desem daha doğru. Yani şey, positive real number demek istiyorum. Tamam. Çünkü şey, mesela birinci komponentte x artı y varsa çarptığı şey x eksi y oluyor. X kare artı y kare geliyor. Onların toplamı geliyor. Şurası, yani şöyle desem belki daha iyi. Evet. Tamam. Yani şurada n by 1 ya, ilk sayıda bir tane kompleks sayı var. Onu götürüp conjugate ile çarpıyorsunuz. İkinci satırdaki kompleks sayıyı kendi conjugate ile çarpıp topluyorsunuz. Yani aslında pozitif sayıları topluyorsunuz. Bu pozitif reel sayı oluyor. X de non-zero bir vektör, de eigen vektör olduğu için pozitif sayı veriyor size. Evet. B star eşittir B star B. Vallahi çok basit bir şey herhalde ki ben öyle yazmışım. Any questions? Ne diyor? Havaya girme hemen. Tipe bak ya. X star B X. Hay Allah'ım ya. Şuradan bir şey sordum. Bu. Ha tamam. Şu tamam. Şimdi şu. Şuradan şuraya geçerken şunu kullandım. Tamam. Şimdi bunun starını alırken X star B star bu. Conjugate transpose alırken yerleri değişiyor, bir de star geliyor başlarına. AB'nin starı B star A star oluyordu. Tamam, şeyde mi yapsak? A eşittir B, B star ya, A star eşittir. B, B,
Besta, ay bestlerin starı B. O da gene böyle geliyor. Allah bilir ben evde böyle düşünüp dün yazdım ama sanki çok açık B bestler işte bestler B yazmışım. Bu oluyor. Bunun starını alınca bestler star B oluyor. Tamam. Evet. Bunu düşünün. Düşünüyor musun? Vallahi bak cep telefonunla oynuyorsan sen. Vallahi Belgin değil. Belgin zaten eller masanın üstünde. Tamam. Ben Kerem'e diyorum. Yok ben bir şey yapıyorum. Tamam yaz. Evet. Tamam mıyız burada? Tamam. Şimdi. We were dealing with complex matrices. Now we are going to learn what they correspond to in terms of real matrices. Tamam. Hermitian neye karşılık gelecek? Simetrik. Skew Hermitian, skew simetrik. Bir de o dilde yazalım. Şey, yürütmeyi sorarsa hocamız söylersin. Evet, real symmetric matrices. Bu arada şey nerede? Y'ye. Real symmetric. Matrices. Evet. Okay, here is our definition. This time we are going to work over the field of real numbers. Let A be n by n matrix. Over R what we say that A is called so real symmetric or sometimes just symmetric. A transpose is equal to A. Tamam. Actually, in complex matrices, this corresponds to Hermitian matrices. Actually, real Hermitian matrices are symmetric matrices. To skew symmetric. Alt bu ne demek? Denden. Alt de uyumamak için kendini zor tutuyor. Skew symmetric. Bu standart sapmadan çıkıyor. Skew symmetric. If A transpose is equal to negative of A. 3 A is called orthogonal pardon, skew Hermitian karşılık gelen if A times A transpose hadi burada yazayım A transpose times A is equal to identity. Bu unitary'nin real dilindik söylenişi. Ve şey. For A is called positive. I'm going to write the same definition in positive. If
A is equal to B times B transpose. B times B transpose for some invertible. For some invertible real matrix. Tamam. Anlaştık mı? Diğer emir. Ha. Tamam tamam. Şimdi şuradan gelelim. Genel general question. Bu general question'ı İpek gidelim. Size olur. Herhangi sen ne yapıyorsun? Ortamı geleyim. Herhangi bir kare kare matris alayım. Tamam mı? Kare matris alayım. A çarpı A transpose'la A transpose çarpı A eşit midir birbirine? Ortogonal değil. Daha ortogonal yeni öğrendik ya. Siz de onu öğrendiniz. Ha? Eşittir. Neden eşittir biliyor musunuz? Çarpmayı nasıl yaparız? Şimdi A çarpı A transpose diyoruz değil mi? A'nın birinci satırını alıyorum. A transpose'un birinci sütununa koyuyorum. Yani birinci satırla kendisini çarpıyorum. Değil mi? İkinci satırı alıyorum. Birinci satırı alıyorum. İkinci sütuna koyuyorum. Yani birinci satırla ikinci satırı çarpmış oldum. Şimdi A transpose çarpı A'yı düşünün. Birinci satırı aldım. Birinci sütuna koydum. Yani aynı çarpımlar geliyor. Düşünürseniz sen o çarpmaları düşünüyorsunuz ya mesela. Birinci satır birinci kolonda A çarpı A transpose'da birinci satır birinci kolonda hangi eleman var? A'nın birinci satırıyla A transpose'un birinci kolonu. Tamam mı? Peki A transpose çarpı A'nın birinci satır birinci sütununda ne var? A transpose'un birinci satırı ki o A'nın birinci sütunu. A'nın birinci sütunu. Tamam mı? Aynı şeyler. Yani A çarpı A transpose'un matrisinin IJ entrisinde ne var? A'nın İ'inci satırıyla A transpose'un J'inci sütununun çarpımı var değil mi? Yani A çarpı A transpose'un IJ entrisi A'nın İ'inci satırıyla J'inci satırının çarpımı. Tamam mı? Şimdi peki şeye bakalım. A transpose çarpı A'da IJ entrisine bakalım. A transpose'un i'inci satırı ki o A'nın sütunu oluyor. Hay Allah, kafa gitti. Tamam, ondan B'yi. Ya oradan geliyordu. O öyle düşündüm. Neyse ben onu teneffüste halledeceğim. Birden aklıma o gelmişti. İki sorunun da cevabı. Şimdi şey yapacağız. Ne yapacağız? Şeyi söyleyeceğiz. Burada da so what we are going to prove next is if A is a real symmetric matrix then şimdi if A is a real symmetric matrix we already know that if we think this over the complex numbers this is equivalent to saying that A is Hermitian. Over the complex numbers they are diagonalizable. Bu cepte. What we are going to prove in the next class is if A is a real symmetric matrix then A is diagonalizable over the real numbers. Tamam mı? Bunu çok önceden de sormuştunuz. Şimdi cevap veriyorum. Tamam. Evet. Şimdi ara veriyoruz. 10 minutes. Tam da oluyor. Resim recording. Şimdi şöyle. Şey olarak result olarak doğru. Eğer pozitif bir matris alırsanız onun eigenvalüleri pozitif real number'lar oluyor. Yalnız benim ispatım
şu şekilde hatalı oldu. Çünkü ben yani şeyde B star eşittir. B star B dedim ya. O her zaman doğru olmak zorunda değil. Çünkü B star eşittir. B star B demek B'nin normal matris olduğunu gerektirir. Doğru değil mi? Ama öte yandan ben bir matrisin pozitif matris olmasını şöyle tanımladım. A eşittir B star biçiminde B kompleks bir matris olacak. Determinantı da sıfırdan farklı olacak. Tamam. Şimdi benim yaptığım ispatta eğer şöyle başlarsanız B diye bir tane kompleks matris alın en önemlik ve bu normal olmasın. Yani B star B star B eşit olmasın. Tamam mı? O da komplekslerde normal olmayan matrisler olabilir. Tamam. Şimdi o zaman B star'a baktığımda o bana pozitif bir matris verecek. Tanım gereği onun pozitif matris olması. O tür matrislerde benim ispatım çalışmıyor. Tamam. Sonuç doğru ama benim yaptığım ispat doğru değil. Arada ne yaptığımı soracak olursanız sizle konuşurken elden çektim gittim. Kitaba baktım. Evet öyle bir tane result var. İspat. Vallahi ispatı göremedim. Çok böyle acayip karman çorman bir şeyler vardı. Ben böyle bir ispat yapmışım. Yanlış. Daha önceden de sorun olmuş herhalde ki ok yapıp şöyle yazmışım. B star eşittir C star C ise B eşittir C olmalı falan ama o da doğru değil. Şimdi Anar da şöyle söylüyor. İlk baştan tanım yaparken biz şey diyeydik. A'yı B star B diye yapaydık. Hiçbir sorun olmayacaktı. Ama onu da şimdi dönüp yapmak istemiyorum. Düşüneyim bir daha yaparım. Ama sonuç doğru. Bizzat doğru. Tamam, benim yaptığım ispat arada aldığım B matrisi normal matrisle çalışıyor. Daha genel bir ispat değil. Yani benim yaptığım ispat A eşittir B star ve B'de normal bir matrisse doğru. Tamam. İspatımda hata var. Evet biliyorsunuz. Shit happens yani olabilir. Önemli olan sınavda olmamız. Tamam. Evet şimdi. Hay Allah kayıtla başlatmış bulundum. Tamam. Evet şimdi öyle devam edelim. Sonuçları ben onu düzeltirim. Bunu söyledim. Real matrisleri söyledim. Şimdi. Okay. Now we know that Hermitian matrices are. Ay şimdi mi geldi? Şimdi tamam neyse. Tamam bu ispatı ben bakarım. Sonuç doğru ama. Ha bu arada bu konular yani bu şeyler Hermitian, skew Hermitian. Şimdi sınav sonuç yerlerini söyleyeyim. Sonuçlarını söyleyecektim az daha. Sınav yerlerinden ziyade sınav konularını söyleyeyim. Smith normal form, rational, primary rational, Jordan form. Tamam. Ondan sonra Hermitian, skew Hermitian, pozitif, unitary matrisler, onların hepsi var. Zaten hep toplu çok bir şey diyor. Tamam. Evet. Şimdi bu inner product'lara kadar aslında. Şimdi şey olarak bu şeyi de söyleyeyim. Yani bir tek şunu söyleyeceğim. İsterseniz bunu, yani bu söyleyeceğim. Tamam şunu da söyleyeyim. Ondan sonra yeniden. Tamam. Here we go. Theorem. If A is a real symmetric matrix, if A is a real symmetric matrix, is diagonalizable over R. Tamam. Bu ne demek?
İsterseniz bir diagonalizability hatırlatayım size. Bu şu demek. When you consider the characteristic polynomial of A, we already know that eigenvalues of Hermitian matrices are real numbers. This immediately implies that eigenvalues of a symmetric matrix is real numbers. They are all real numbers. Now, if you consider the characteristic polynomial, so you might see something like this. D1 x minus ck to dk. Tamam. So suppose we start with an n by n symmetric matrix. Arda, arkadaş ne saçma sapan bir şey insansın sen ya. Emir'e bak. Emir'in kalemiyle de uyumlu. Sence sen benim gözümde nasıl gözüküyorsun acaba? Kendi kendine gidiyor. Evet. İşte böyle. Sen yırtınırsın. Kaliteyi yükseltmek için adam kendi kendine silgiye bakıp gülüyor. Ben burada kaliteli espri yapayım ya. Adam silgiyi gösteriyor, gülüyor. Evet. Ha. Evet. Tamam. Şimdi these are, so suppose we start with an n by n symmetric matrix, characteristic polynomial. Suppose we have k distinct eigenvalues, and this is how the characteristic polynomial looks like. If A is diagonalizable, this is equivalent to saying that the eigenspace corresponding to the eigenvalue C1 must be of dimension D1. The eigenspace corresponding to the eigenvalue Ck must be of dimension Dk. Tamam. And out of those eigenspaces, we can choose n linearly independent eigenvectors, then construct, put them as columns of a diagonalizing matrix. Tamam. Okay. So Dk, where Ci's are distinct numbers. And the R's are the dimensions of eigenspaces So let us, so actually the idea is very simple, because what we are going to do is we are going to assume that we have a real symmetric matrix. We are over the real numbers. Then we will think that this is a complex matrix, that it becomes a Hermitian matrix, where the eigenvalues are real numbers. Okay, so A is real symmetric. Which implies that A star, now let us remember what this A star is. Conjugate transpose, this is A transpose, and this is equal to A. So in particular, A is Hermitian. Okay. A is Hermitian. If A is Hermitian, this implies that
this matrix is diagonalizable. Tamam. So A is diagonalizable. Tamam. So actually we are done. And yes. Yes, thank you. Tamam. Peki soru var mı burada? Peki eğer karakteristik polinom bu haldeyse bir real simetrik matris için minimal polinom nasıldır? X, it should be of this form. X minus C1, X minus Ck. Tamam. Şimdi A matrisini aldığımızı düşünün. A matrisini aldık. Bu canonical formlarda bu minimal polinom nerede gözüküyor? Bu canonical formlarda minimal polinom nerede gözüküyor? Evet. The last airbender diye de bilinir. Tamam. The last invariant factor. When you consider the invariant factors for the characteristic matrix for A, A is a n by n scalar matrix. A is in R n by n. Tamam. Now you consider xi minus A, which is a matrix with polynomial entries. Now when you calculate the invariant factors, the last invariant factor which appears on the right bottom corner, it should be the minimal, you should see the minimal polynomial. Tamam. Peki, the product of invariant factors should be equal to karakteristik. Tamam. Bunları yazarken de neye dikkat etmemiz gerekiyor? D'yi D'yi artı 1'i bölecek. Tamam. X'i ve eksi A'nın karakteristik matrisinin invariant faktörlerini yazdım. Herhangi bir invariant faktör sıfır olabilir mi? Olamaz. Tamam. Normalde herhangi bir tane matrisi polinomial entries alıp onu Smith normal formuna koyduğun zaman bazı sıfırlar gibi onu da sona koyuyordu. Ama skalar bir matrisle başlayıp x'e eksi a karakteristik matrisle geçtiğiniz zaman oradaki bütün invariant faktörler non-zero olacak. Başta bir takım birler olabilir. Onu da artık eğer ben size şey verirsem, karakteristik polinomu, minimal polinomu verirsem son invariant faktörü biliyorsunuz. Oradan olası invariant faktörleri yazacaksınız. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Evet, tamam. Bir de şey yazayım korolları diye. Yeni şeye geldik. Ulan korolları da şey yazmışım. Korolları. A real positive matrix. A real positive matrix is similar over R to a diagonal matrix whose diagonal entries are positive numbers. Evet, şimdi proof şöyle yapalım. We have a real positive matrix, so A should be of this form, B times B transpose. Tamam. So this implies that A T
transpose is equal to A. A transpose is equal to A. So positive matrices. Positive matrices are symmetric. Hence, they are diagonalizable. Olur. Tamam. Peki diagonal entry'de neleri görürüz? Diagonalizable'sa eigenvalüleri. Diagonal entries. Diagonal entries are eigenvalues. Ya, aslında kalan da şey eigenvalülerin pozitif olduğu. Zaten bunu şey diye düşünürseniz komplekste pozitif matrisler diye. Her ne kadar ispatında bir kılçık bir durum olsa da sonuç doğru olduğu için eigenvalüler pozitif sayılar olacak. Onu da şöyle bitireyim. Rest of this follows from the theorem on eigenvalues. Tamam, işte sınav buraya kadar. Şu noktayı koydum ya, sınavın sonu. Çok bir konu yok. Tamam, şimdi soru çözmeye başlayalım. Yani şey, belgenin geldiğine değsin. Bunları yaparsınız. Bu sınavda soruyorum. Bu sınavda sorayım. Evet, tam da örneklerimde normal olmayan bir tane matris yazmışım. Hocam bir şey diyeceğim. Bence B star çarpı B eşittir B çarpı B star doğru ya. Ama o B'nin otomatik olarak normal matris olduğunu söylüyor. Mesela çok güzel bir noktaya parmak bastın Sayın Kelleboz. Kellebozdu değil mi? Kerem'di. Evet. Hüseyin vardı. O da mı sendin? Evet. Bir havalar bir hava. Adam derse gibi çıkışta merhaba hocam diyor. Ama hocam sizi gördüm. Tersi gelebilirsin. Evet. Tamam. Şimdi mesela şu matrise bakarsanız şöyle ilk önce şöyle bir örnekle başlayayım. Şimdi ben bunu almışım B diye. İ eksi İ 0 1 diye. Tamam mı? Şimdi bunun B starına bakacak olursanız hızlıca yapacağım. Bunun B starına bakacak olursanız eksi İ, 0, İ, 1. Tamam mı? Şimdi şeye baktığınızda şöyle yapmışım. B, B star. Şimdi şu ilk entrisini 2 bulmuşum. B star B'ye baktığınız zaman da bir. Yani şurada yine bir takım sayılar var. Onları hesaplarsınız. Evet. Dolayısıyla şimdi bizim şey tanımımızda pozitif matris tanımında şimdi bu adamın determinanti sıfır değil. Tamam, A diye B, B star tanımlarsam B, B star, B star, B eşit değil.
Tam o matris benim yaptığım ispat çok özel bir durum için. Yani B'yi normal matris diye alırsam çalışıyor. Tamam? O yüzden bu normal değil. Not normal. Not a normal matrix. Bunlar birbirine eşit değil. Bu da örnek değil ama şimdi B'nin karekök eksi bir. Beğenemedin mi? Evet. Ben de böyle herkese laf ediyorum ya. Geçenlerde bizim asistanlardan biri geldi. Doktorumu bitiriyorum. Onca laf ettiniz. Aha bakın bitiriyor. Bir sürü laf etmişim. İçine oturmuş. Bitirirken geldi. Evet. Şimdi şunu. Peki şunu şöyle bir tane soru yazmışım. Show that if A is a normal invertible matrix, invertible matrix, so is A star. Pardon, A inverse. Tamam. Böyle olacak sorular. Bunu şey için yapıyorum. Çünkü arada Emir bir tane soru sordu. Ona cevap vermedi. Çünkü sınıfa cevap vereyim diye yaptım. Tamam. Okay. So, A is normal means A star is equal to A star A. Bu cepte. A is invertible. O da verilmiş. A star A. Ha? A invertible. Bir dakika. Oğlum. Şöyle bir soru. If A is a normal matrix, then so is A star. Bunu sorsam? Tamam. Uyanmam lazım. Rüyadayım. Tamam, bunun normal olduğunu gösterdim. Amacımız o. Çünkü A inverse. No, evet. Ha, bir de öyle bir şey var. A inverse normal olduğunu gösterin diyor. Şey anlatmışımdır yıllar önce kalkılış dersinde bu maksimum minimum soruları var ya, şöyle bir şey sorulmuş. The sum of two numbers is bilmem ne, find the maximum of their product. Sınavın son 5 dakikası ne? Hocam. Gittim. Product ürün mü demek? Vallahi zaten son 5 dakika kalmış. Oradan yürüyüp bir şey bulacak belki diye evet dedim. Bir kere de şey demiştim çocuğa. Öyle bir şey söyledi ki yani hani çözeyim de kalk o zaman kalk ben çözeyim dedim. Çocuk kalktı. Evet. Tamam bunu da yaptık. Okey. Şimdi şuna bir bakalım. Yol bu işi söyleyecektim. Şimdi şunu söylemedim galiba. What can you say about determinant of A star? What is the relation between determinant of A and determinant of A star? Tamam. So A star is
determinant of A conjugate transpose. Tamam. But determinant of a transpose is equal to determinant of the matrix. So this is determinant of A conjugate. Hocam, also isn't this equal to the conjugate of the determinant? This is equal to determinant of A conjugate. Tamam. So we are given that this is not equal to zero. So determinant of A is not equal to zero implies determinant of A star is not equal to zero. So A star in particular, A star is also invertible. A star is also invertible. Galiba şey oldu yani bir tane chapter'ın sonu kadar oldu o canonical formlar oldu. Inner product'lardan önce inner product'lara geldik oraya kadar sınav kitapta da. Evet in chapter zaten. Yok yok. Daha inner product'a tamam. Now we know that we also know that A is a normal matrix, so we have this equality. A times A star is equal to A star times A. This is given. Now, this implies that A times A star inverse is equal to A star times A inverse. So this implies A star inverse. A inverse is equal to A inverse A star inverse. Now all we need to do is, so we need to answer this question. A star inverse. Is this equal to A inverse star? We need to answer this. If this is yes, then we are done. Tamam? So we need to show this is the case. Okay. Now let us look at this expression. A star, pardon, şöyle diyeyim. A inverse star. Star koyacağım oraya da. Şimdi bunun identity eşit olduğunu söylemek istiyorum. Tamam? Şununla zaten şunu şuraya koyarsam bu identity veriyor. So this is equal to identity is equivalent to saying that this is if and only if. If and only if A inverse star times A star is equal to identity. Tamam. İkisi de birbirine. And this is equivalent to saying that. Bu arada bunun starını da aldım ama bu diagonal olduğu için starı kendisine eşit. Bir de hep birler var diğer sayılar. Şimdi starı identity olan matris hangisi? Identity matris. Tamam. A şöyle yapıyorum. A star A inverse
Ya aslında şöyle, istiyorsanız şöyle, şunu demek istiyorum. Şu içerisi bu, tamam mı? Bu içerisi bu. Yani aslında starın starı, şöyle diyeyim istiyorsanız. İlk öncelikle böyle. Tamam. Şu içerisi bakın. Bu identity demek, eğer bu identity demek şunun identity olmasına equivalent. Tamam. Ama şu içeriye bakıyorum. Bu içerisi A çarpı A inversion starı. Tamam. Onu buraya yazdım. Şimdi iki tane star oldu. Bu da şuna denk oluyor. A çarpı A inverse eşittir identity. Tamam. Yani A çarpı A inverse'ün identity olmasıyla A inverse star çarpı A star'ın identity olması birbirine denk. Yani bu ne demek oluyor? Yes. Tamam mıyız? Plus. Tamam. Demek ki bunu şöyle de yazabiliriz. Bu size şunu söylüyor. A inverse'ün star'ı çarpı A inverse eşittir A inverse çarpı A inverse. Bu da size A inverse is normal. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Peki. Şimdi bunu bir dakika, esas son sorum neydi? Tamam. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle soru cevap şeklinde gidelim. Emir'le programımıza devam ediyoruz. Emir, skew simetrik matris ne demekti? A transpose eksi A. Tamam. Real skew simetrik mi? Skew simetrik zaten realler için aynısını yaptım. A eşittir eksi A transpoz. Adamın kafa gitti. Evet. Neden olmasın? Tamam. Peki bu matrisin determinantı ile ilgili ne söyleyebilirsin? A enen bir matris. Bir dakika. Bir daha yüksek. A enen bir matris. Ve şunu veriyorum sana. A skew simetrik. Tamam. Şimdi A'nın determinantı ile ilgili ne söyleyebilirsin? It depends on the parity of N. If N is even, then A is equal to negative of A transpose. Ulan biraz önce başka türlü söylüyordu. Determinant of A is equal to determinant of A transpose. But if A is equal to negative of A transpose, this will tell you that determinant of A is equal to negative 1 to the N times determinant of A. Tamam? If N is odd, if you have a 3 by 3 skew symmetric matrix, its determinant must be -1/(-1). Hayda, adam şuradan -1/(-1) şey çıkar. Sıfır lan. Ben böyle yaptım, 3 diyecek sandım. Evet. Because if A is a 3/3 skew symmetric matrix, then A is equal to A transpose implies that determinant of A is equal to negative 1 to the 3 determinant of A. This forces determinant of A to be 0. Tamam. Tamam. Cepte anlaştık mı burada? Daha dur, devam edeceğiz.
Neden zero olduğunu ben. Çünkü eksilisine eşit olan bir tek sıfır var real sayılarda. Evet. Herhalde lan. Ben buradayım. Sen daha oralardasın. Matrix birbirine eşit. Matrix birbirine eşit. Matrix diye bir şey yok. What is matrix? Ben şimdi öyle bir şey mi dedim lan? İki matrisin birbirine eşit olmasının sebebi determinantların eşit olması mı dedim? Buradan onu mu çıkarttın sen? Bir daha anlatabiliriz. Arkadaş bir dizin çok hoşuna gidiyor. Senin arkana saklanmış oradan gidiyor sürekli. Evet. A, we start with this equality. A is equal to minus one times A transpose. We start with this equality. Then take determinant of both sides. Determinant of A is equal to determinant of minus A transpose. So you multiply your matrix with minus one. Tamam. If it is a 3 by 3 matrix, determinant of minus A transpose is equal to minus 1 to the 3 determinant of A transpose. Determinant of A transpose is determinant of A. So we A is equal to minus A transpose for a 3 by 3 matrix implies that determinant of A is equal to minus determinant of A. This implies that determinant of A is equal to zero. Zero. O zaman şunu çıkartabiliriz. Eğer tek uzunluktaysa, yani tek seyrede, o zaman evet, tamam madem sen ne şey yaptın, şöyle diyeyim. Peki. 3'e 3 bir tane 3'e 3 küsürekli bir matrisim var. Determinantı Gazzerli'nin 3'e 3 küsürekli bir matrisim var. Senin adın ne? Tamam. Sakinleşelim. Sakin. Bu bize eigenvalüler türünden ne söyler? Bu durumda ne biliriz eigenvalüsü? Eigenvalülerden en az bir tanesi sıfır. O zaman şu true mu false mu? Eğer elimde skew simetrik bir matris varsa ve bu matris işte nn, n de tek, bunun karakteristik polinomunu yazarken x çarpı bir tane başka bir polinom. Tamam mı? Cepte. Çok güzel. Eğer çiftse bir şey söyleyemeyiz. Çünkü o denklem bize determinant of A is equal to determinant of A diyor. Şimdi gelelim şuna. Gelelim skew hermitian. Tamam mı? Skew hermitian matrix. Peki kompleks matrislerde C eğer matrisin eigenvalüsüyse ne söyleyebilirsin? Yani C matrisin eigenvalüsü ne demek? C karakteristik polinomun root'u. Başka bir tane daha kesin biliyor musun? Root'u olan. Conjugate'i. Tamam mı? Ama şimdi şeye dikkat edin. Şimdi mesela demek ki bir kendisi var bir de kompleks conjugate'i var. Tamam. Şimdi bir dahaki ders şunu ispat. Ya şöyle bir tane örnek yazmışım. Ona yer yapmaya çalıştım. Bayağı bir zorlandık yer yaparken. Şunu yapacağım. Bununla giriş yapacağız. Çözmeye devam edeceğiz. Evet, evet. Özür dilerim. Siz nasıl istersiniz öyle. Sorun. Tamam. Example. Show that karakteristik polinomial karakteristik polinomial of A
you. Bir şeye bakayım. Real skew simetrik. Simetrik and dayan. Evet. Şimdi peki NAR'da skew simetrik matrisin eigenvalüleri hakkında ne söyleyebilirsin? Yanlış. Evet. Bundan başka. Hermitian, skew Hermitian olaydı ne söylerdi? Konjugeti de biraz önce gördük ya. Şimdi şöyle bir şey var. Skew Hermitian'sa ne zaman tamam, ne zaman C eigenvalüysa, mesela Hermitian'lar için C eigenvalüysa nasıl da A çarpı X eşittir C çarpı X'ti. A star çarpı x eşittir c bar çarpı x. A star eşit olduğunda yani matrisin Hermitian'sa c bar eşit yani reel olması lazım eigenvalüler. Burada aynı şeyi real simetrikler için de söyleyebiliriz. Yani real simetrik matrislerin eigenvalüleri reel olduğu için zaten realde de diagonalizable oluyor. Tamam? Şimdi Hermitian'la skew Hermitian matrislerde A çarpı x eşittir c çarpı x, A star çarpı x eşittir c bar çarpı x. Tamam? Ama A star eksi a'yı eşitti. Yani bu size şunu söylüyor. C eşittir eksi c bar. Bir kompleks sayı için c eşittir eksi c bar ne demek? Pure complex. Purely imaginary. Purely, bu daha havalıdır değil mi? Purely imaginary. Pure imaginary. Pure imaginary. Tamam. Pure imaginary oluyor. Tamam. Tabii şimdi burada şu n odd'sa bir tanesinin sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi n even'sa ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Ama şunu göstereceğiz. N is of the form. X times f of x squared. Tamam. Or f of x squared. Tamam. Evet, bunu göstereceğiz. Şöyle diyeyim. Depending on the parity of n. Bu aslında n'in odd olduğu duruma karşılık gelecek. Bu da n'in odd duruma karşılık gelecek. Yani burada söylemek istediğim şey şöyle olacak aslında. Gene şey var. C ne zaman eigenvalüysa C'nin konjugeti de o karakteristik polinomun kökü olacağı için bunları çarptığınız zaman mesela even durumunda hiç x'in tek kuvveti gözükmeyecek karakteristik polinomda. Tamam mı? Şey, odd durumunda da şu şekilde yazabilirsin. Even durumunda hep x'in çift kuvvetlerinin gözükmesi lazım. Onu göstereceğiz. Tamam mı? Bununla başlayacağız. Bir de sonra sizin sorularınıza cevap vereceğim. Tamam. Sınavın yerleri, yani sınavın konularını söyledik. Şimdi sen şu kışık kaloriferlerin önünde seni rezil edeceğim birazdan. Evet, tamam. That's all folks. Haydi görüşürüz. Perşembe günü sorularınızı cevaplayacağım.